Değerli öğrenciler, biyoloji soru çözümüne hoş geldiniz. Bugünkü soru çözümü ile ilgili konumuz endokrin sistem. Bugün sizlerle endokrin sistemi sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Hem soru çözümü yapacağız hem de sorular üzerinden konuyu şöyle güzel bir şekilde özetlemiş olacağız. Hemen sorulara geçelim isterseniz. Arkadaşlar, birinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda farklı endokrin bezlerin birbirini etkileme durumu şematize edilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen kısımlara aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılmalıdır? Şimdi hemen bakalım örneğimize arkadaşlar. Burada hipotalamus verilmiş, hipofiz verilmiş, hipofizin salgıladığı hormonlar verilmiş. Hemen şu konuyu hatırlayalım. Hipofiz biliyorsunuz, hipotalamus biliyorsunuz, releasing faktör dediğimiz şeyle salgıyla hipofizi uyarıyordu. Hipofiz bakalım ne salgılamış? TSH. TSH arkadaşlar kimi uyarmaktaydı? Tiroid bezine. O zaman bir tiroid olacak. Hemen şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, bir diğeri arkadaşlar. Bir diğeri şu. İki numaralı hormona bir bakalım. Peki iki numaralı hormona baktığım zaman kimin salgıladığını görüyorum? Tiroid bezinin. Ama kimin uyarısıyla salgılanmış? TSH'ın. Şimdi tiroid bezinin iki tane arkadaşlar hormonu vardı. Bunlardan birincisi tiroksin, bir diğeri kalsitonin. Peki TSH'la feedback yapan hangisidir arkadaşlar? Tiroksin hormonumuz diyelim. Şimdi bir diğeri adrenokortikotropik hormon. Kısa adı arkadaşlar ACTH. Peki ACTH kimi uyarıyordu? Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyordu. Ve kabuk kısmından arkadaşlar iki tane hormonumuz vardı. Ya kortizol ya da aldosteron. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A şıkkı olmaktadır. Devam edelim. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki hormonların hangisi karma bez tarafından salgılanır arkadaşlar? Biliyorsunuz biz bezleri üçe ayırmıştık. Endokrin bez, egzokrin bez ve karma bez şeklinde. Şimdi endokrin bez arkadaşlar salgısını kana veriyorsa endokrin. Kan dışında bir kanala veya vücudun dışına atıyorsa egzokrin. Efendim her ikisini yapıyorsa neydi bunun adı da? Karma bezdi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hangisi karma bir bez tarafından salgılanır diyor. Evet, aldosteron. Kim yapıyordu arkadaşlar? Böbrek üstü bezi. Peki bu endokrin bezdir. Glukagon arkadaşlar pankreas. Evet, pankreas hem endokrin hem de egzokrin görevi görüyor. Yani karma bir bezdi. Peki neydi? Hormon yapıyordu arkadaşlar. Kana veriyordu. Bir de sindirimle ilgili pankreas öz suyu yapıp arkadaşlar sindirim kanalına veriyordu. Adrenalin yine böbrek üstü bezi. Arkadaşlar kortizol böbrek üstü bezi. FSH hipofiz yine bir endokrin bezdi arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı olur diyelim. Devam ettim. Paratiroid bezinin az salgı yapması sonucunda. Arkadaşlar paratiroid bezinin hormonu neydi? Parathormon. Neyi sağlıyordu? Kandaki kalsiyum miktarını ne yapıyordu arkadaşlar? Kandaki kalsiyum miktarını artırıyordu. Doğru mu? Azaltan arkadaşlar paratormon, kandaki kalsiyum miktarını artıran ise paratormon olarak ifade ediyoruz. Şimdi devam edelim. Kandaki kalsiyum miktarı azalır arkadaşlar. Eğer az salgılanırsa olur. Kaslarda ağrılı kasılmalar başlar. Evet. Çünkü kanda azalırsa kaslarda yeterince geçirmeyecektir. Peki bir diğer kavram el, ayak ve parmaklar içe doğru bükülür. Kemikler zayıflar ve incelir arkadaşlar. Hangisi olacaktır? Şimdi nereden alacak kalsiyum arkadaşlar? Nereden alacak kalsiyumu kan? Bir kere kemiklerden alacak. O zaman kemiklerin zayıflaması diye bir durum söz konusu değil. El, ayak, parmakları içe doğru bükülür. Olabilir. Dursun arkadaşlar. Şimdilik. Kandaki kalsiyum miktarı azalır. Evet arkadaşlar. Ve bir diğeri el, ayak, parmakları içe doğru bükülür. Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 olur diyebiliriz. Devam edelim. Bir diğer sorumuz STH hormonu. Biliyorsunuz ne hormonuydu STH? Ne hormonuydu? Büyüme hormonuydu arkadaşlar. Fazla salgılanırsa ne oluyordu? Çocuklarda delilik arkadaşlar. Yetişkinlerde ise arkadaşlar ne oluyordu? Akromegali dediğimiz sorun artıyor, çıkıyordu. Kretinizm ise arkadaşlar daha çok kimle ilgiliydi? Tiroksin hormonunun eksikliğine bağlı bir durumdu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Bir diğer sorumuz. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Vücudun enerji üretimiyle ilgili metabolizması düzenler. Hemen bir hatırlayalım. Şimdi bakın. Konudaki ipucumuz şöyle arkadaşlar. Şimdi size tiroksinle ilgili bir soru geldiği zaman hemen ne yapıyoruz? Şimdi tir arkadaşlar tiroid bezinin tiridir.
Oksi neyle ilgilidir? Oksijenle. Peki oksijeni biz nerede kullanırız arkadaşlar? Oksijenli solunumda. Ne üretiriz oksijeni solunumda? Enerji, ATP. Dolayısıyla arkadaşlar ATP üretimini ya da metabolizma hızınızı ayarlayan en temel hormonlardan birisidir. O zaman A şıkkı doğrudur. Fazla salgılanırsa hücrelerin kullandığı oksijen miktarı artar. Evet doğru. Biraz önce ifade ettik. Eksikliğinde vücuttaki bazal metabolizma düşer. Evet metabolizma arkadaşlar yapım yıkım değil mi? Nihayetinde enerjiyle alakalı. Arkadaşlar eksikliğinde bazal metabolizma ne yapar? Düşer. Salgılanmasında hipofiz bezinin salgıladığı hormon etkilidir. Öyle miydi? Öyleydi. Hipofiz bezinden bir hormon salgılanıyordu. Hangisi arkadaşlar? TSH. Hatta TSH ile tiroksin arasında arkadaşlar ne vardı? Şöyle ifade edelim. Negatif bir feedback vardı. Yoğurtça zengin steroid yapılı bir hormondur. Bakın şuraya kadar doğrudur. Evet tiroksinin yapısında arkadaşlar yoğurt bulunur. Ama tiroksin steroid yapıda bir hormon değildi arkadaşlar. Efendim ne yapıdaydı o zaman? Amino asit yapıda bulunan bir hormondu. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur diyelim. Evet bir diğer soruya bakalım. Hormonlar vücutta gerçekleşen 3 tane olay vermiş. Hangileri üzerinde acaba etkilidir? Arkadaşlar bakalım hangileri üzerinde etkilidir? Büyüme ve gelişme üzerinde etkilidir. Mesela TSH, tiroksin. Üreme davranışları üzerinde etkili mi sizce? Etkili. Mesela FSH, LH, östrojen, progesteron, testosteron. Evet. Ha, homeostezi. Zaten denetleyici ve düzenleyici sistemlerin en temel amacı neyi sağlamaktır arkadaşlar? Homeosteziyi sağlamaktır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet, bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. İnsülin az salgılandığında görülen şeker hastalığı ile ilgili. Şimdi insülin neyi sağlıyor arkadaşlar? Hemen yine kelimeden şöyle bir çıkartalım. İn. Kan şekerini indirir. Tamam mı? Peki insülin az salgılanırsa kan şekeri normal seviyeye inemez. Normal seviyenin üzerinde kalır. Ve biz buna arkadaşlar ne olarak ifade ederiz? Diyabet olarak ya da şeker hastalığı olarak devam ederiz. Çok yemek yedikleri halde devamlı kilo kaybederler. Olabilir mi? Dursun bunu en son açıklayayım. Hücreler şekerli ortamda şekersiz, sulu ortamda susuz kalır. Evet. Hidrarda glikoz bulunur. Evet. Karaciğere glikoz girişi artmaz. Şimdi görev nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi kandaki glikoz miktarı arttığı zaman arkadaşlar kan şekerini düşürür. İyi de bardan yok etmez ki. Kandaki glikoz nereye gidecek arkadaşlar? Çizgili kaslarınız ve karaciğerinizde depo formuna geçecek. Dolayısıyla insülin azlığında ise bu kas hücrelerimiz ve karaciğer hücrelerimizin glikozun girişini sağlayan kapıları açılamayacağı için arkadaşlar karaciğerde glikoz girişi diye bir şey olmaz. Peki gelelim şuna. Birinci öncüle ne diyoruz? Çok yemek yedikleri halde devamlı kilo kaybedirler. Evet niye arkadaşlar? Sebebi şu. Şimdi bakın ne kadar çok tatlı yerse yesin glikoz alırsa alsın bu kişiler kandan hücrelere ne yapamıyor arkadaşlar? Geçemiyor. Dolayısıyla glikozları kullanamadığı için kas hücreleri glikoz dışındaki kaynaklardan ne elde etmeye çalışır? ATP elde etmeye çalışır. Bir doğrudur. İki de doğru. Üç de doğru. O zaman cevabımız B şıkkı olur diyelim. Geçtik. Evet. Bir diğer soru arkadaşlar. Kan şeker seviyesi aniden düşen bir insanın kandaki glikagon hormonu miktarının değişimini gösteren grafik. Peki glikagon ne iş yapıyor arkadaşlar? İnsülinle antagonist bulunan bir hormon. Ne demek? İnsülin kan şekerini düşürüyorken glikagon ise kan şekerini yükseltir. O zaman aniden düşen birinde glikagon ne yapacak? Artacak. Artacak arkadaşlar. Ve belli bir süre sonra dengeye gelince sabit kalacak. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hormonlar vücutta gerçekleşen hangileri üzerinde etkiliydi? Arkadaşlar biraz önce tekrar bakalım. Büyüme gelişme üzerine etkilidir. Üreme davranışları üzerine etkilidir. Ve homeostazi üzerine nedir? Etkilidir. Cevabımız E şıkkı demiştik. Geçtik. Bir diğer hormonumuz arkadaşlar. ADH. Antidiüretik hormon. Ya da soruda şöyle de çıkabilir. Vazopressin. Ne iş yapar arkadaşlar? Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar.
Ne demek gelebilirim? Şimdi size desem ki arkadaşlar böbreğin görevi kanı ne yapmaktır? Tek kelimeyle söyleyin desem bana çoğunuz dersiniz ki arkadaşlar kanı süzmek dersiniz. Ama şu var. Kandaki maddeler böbreğe süzülür. İşimize yarayan maddeleri biz geri alırız. İşte buna geri emilim denir. İşte suyun geri emilmesinde ne kadar suyun geri emileceğine karar veren arkadaşlar ADH'tır. Ne kadar çok ADH varsa böbreğinizde suyun geri emilimi o kadar fazladır. Peki ADH yetersizse bir kişide arkadaşlar suyun geri emilimi ne olacaktır? Yeterli düzeyde üretemiyorsa su yeterince geri emilemeyecektir. Bu durumda idrarla atılan su miktarı artacak. Kandaki su oranı bu durumda ne yapacak? Düşecek. Peki kandaki su oranı düşerse glikoz oranı kandaki, bakın miktarı demiyorum, oranı fazla gibi gözükecek. Orandan dolayı ve yine şeker hastalığı ortaya çıkacak. Ama bu sefer bu şeker hastalığının sebebi arkadaşlar glikozun fazlalığı değil, suyun azlığı olduğu için biz buna şekersiz şeker hastalığı diyeceğiz. Çok az ve yoğun idrar oluşumu görülür. Hayır, tam tersi, su idrarla atılacağı için arkadaşlar delişik değil seyreltik olur. Su miktarı fazla olur. Vücudun su dengesi bozulur. Tabii ki kandaki su miktarı oranı azalacağı için dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D şıkkı olur diyelim. Devam edelim. Kandaki kalsiyum dengesi tiroid ve paratiroid bezlerinden salgılanan hormonlarla düzenlenir. Tamam, eyvallah, bunu biliyoruz zaten. Bir kişinin kanındaki kalsiyum miktarının artmasına bağlı olarak hangileri gerçekleşir? Bakalım. Kalsiyum miktarı artarsa benim bunu düşürmem lazım. Peki ne yaparsam düşürürüm arkadaşlar? Hangi hormon? Evet, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu. O zaman bu yanlış olur. Kandaki fazla kalsiyum kemiklerde depolanır veya böbreklerden atılır. Olur mu? Olabilir. Tiroid bezinden kalsitonin salgılanır. Arkadaşlar doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur. Hormonların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hormonlar arkadaşlar protein veya steroid yapıdaki organik moleküllerdir. Olabilir. Hatta biz buna amino asit yapılı olmayı da ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Hormonların kandaki miktarı çok az olmasına rağmen biyolojik etkileri oldukça yüksektir. Evet, bu genel bir ilkedir. Hatta bu özellikleriyle yönüyle enzimler veya vitaminlerle de benzetilebilir hormonlar. Hormonların salgılanması sinir sisteminin kontrolündedir. Evet, hipotalamus mesela. Hormonların etkilediği hücre doku organlar birbirinden farklı olabilir. Evet. Hormonların salgılanmasında veya parçalanmasında enzimlerin etkisi yoktur. Hayır. Bir ne demiştik arkadaşlar? Genel bir ilkedir bu. Ta 9. sınıf temel bileşenlerde arkadaşlar. Canlılar vücudunda enzimsiz bir reaksiyon söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı olur diyelim. Evet. Bir diğer sorumuz. İnsülin hormonu ile ilgili arkadaşlar. Pankreas hücreleri tarafından üretilir. Evet. Doğru bir bilgi. Yüksek kan şekerini miktarını azaltır. Evet, in demiştik. Karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşümünü sağlar. Doğru mudur? Yoksa tam tersi midir? İnsülin arkadaşlar kandaki glikozu kas ve karaciğere geçiriyorsa ne yapacak kas ve karaciğere geçince? Glikoz arkadaşlar orada glikoz formunda tutulursa yine ozmotik basıncı artıracak. Dolayısıyla neye çevrilerek depo edilir arkadaşlar? Glikojene çevrilerek depo edilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tam tersi olacak. Dokulara glikoz geçişini hızlandırır. Evet, doğru bir bilgidir. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim. Yukarıdaki hormonlarla ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Bakalım hangileri yanlış arkadaşlar. YH süt bezlerinin gelişmesinden sorumludur. Evet arkadaşlar, analık büyüsü de dahildi. FSH dişilerde yumurtalıklardaki folikülleri etkileyerek her ay bir folikülün gelişimini sağlar. Evet. FSH zaten açılımı nedir? Folikül uyarıcı hormon. Dişilerde her ay bir folikülün gelişerek içerisindeki yumurta yapımının başlamasını sağlar. LTH arkadaşlar diğer adı prolaktin ya da diğer bir kısa adı arkadaşlar son zamanlarda bu da çıkıyor. PRL. Dişilerde yumurtlama olayından sorumludur arkadaşlar. Yumurtlama olayından sorumlu olan hormonumuz hangisidir arkadaşlar? Hipofiz bezinden salgılanan LH'tır ki ne demiştik? Yumurtlama ya da diğer adıyla
ovülasyondan sorumlu hormondur. Hangisi yanlıştır bu durumda? Yalnız 3 cevabımız olur. Evet. Bir diğer arkadaşlar sorumuz Hashimoto hastalığı ile ilgili. Hashimoto tiroidi hastalığı bağışıklık sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Acaba bağışıklık sisteminde ne alakası var bakalım bir. Bu hastalık tiroid yetmezliğine sebep olur. Vücut tiroid bezini yabancı olarak algılar. Ha. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Diyorum ki demek ki bağışıklık sistemi kişinin çalışıyor ve tiroid bezini yok etmeye çalışıyor hücreleri. Yok eder ve yok etmek için antikor üretir. Üretilen antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini harap eder ve tiroid bezinin iltihaplanarak küçülmesine sebep olur. Küçülürse ne olur? İlgili hormonları yapamaz. O zaman mesela tiroksin neyi sağlıyor? Metabolizma hızını artırıyordu. O zaman tam zıttı azalır metabolizma hızı. Kilo alımı görülür. Evet. Çünkü metabolizma yavaşlayacak. Yediklerini ne yapmayacak? Yakamayacak. Dolayısıyla kilo alımı görülecek. Uyuşukluk ve halsizlik görülür. Evet arkadaşlar. Çünkü metabolizma yavaşlayacak. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Hemen burada şunu da ifade edelim arkadaşlar. Bunu Hashimoto hastalığı gibi bağışıklık sisteminin otomatik olarak aktif hale gelip arkadaşlar ilgili doku veya organı yok etme çabasıyla oluşan bir hastalık varsa biz buna otoimmün hastalık olarak ifade etmekteyiz diye. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Paratiroid bezinden parat hormon az salgılanırsa, parat hormon bakalım bir. Şimdi parat hormon ne yapıyordu? Kandaki kalsiyum seviyesini artırıyordu, doğru mu? Peki az salgılanırsa kandaki kalsiyum seviyesi ne yapamaz arkadaşlar? Artamaz. Kemiklerde bulunan kalsiyum oranı artar. Kemikten geçemiyor. Böbrek taşları oluşur arkadaşlar. Fazla salgılanırsa kandaki kalsiyum fazla olacak, böbrek taşlarına sebep olur. Kaslarda ağrılı kramplar meydana gelir. Evet, kandaki kalsiyum seviyesi düşecek olursa değerli arkadaşlar ne olacaktır bu sefer? Yeterince kaslara kalsiyum geçemeyecek ve kalsiyum eksikliğinde ağrılı kramplar meydana gelecek. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olacaktır. Evet, bir diğer sorumuz. Yukarıdaki bezlerden hangileri hem endokrin hem de egzokrin bez? Yani bana ne diyor? Karma bez. Hipofiz arkadaşlar endokrin. Tamam, olmaz. Pankreas evet karmadır. Peki testisler arkadaşlar? Testisler de karmadır. Peki neden? Şimdi testisler hormon üretir. Testosteron gibi. Bir de arkadaşlar ne üretir? Sperm üretir ve kanala verir. Dolayısıyla hem endokrin hem de egzokrin bez özelliği gösterir. Yani karma bezdir. Cevabımız 2 ve 3 olur. Evet. Diğer bir soru. Tiroksin hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Yapısında iot var. Evet. Zaten iot eksikliğinde arkadaşlar ne oluşuyordu? Yeterince tiroksin yapılamadığı için bu açıyı kapatmak için arkadaşlar TSH daha çok salgılanıyordu. Dolayısıyla tiroid bezi normalin üzerinde çalışarak arkadaşlar hangi hastalık diyelim? Basit guatra sebep oluyordu. Paratiroid bezinden salgılanır. Yanlıştır. Hangi bezden salgılanır? Tiroid bezinden salgılanır. Az salgılanırsa kandaki TSH miktarı artar. Evet. Feedback olayı. Vücudun enerji üretimiyle ilgili metabolizması düzenler. Evet. Oksijeni solunum demiştim. Fazla salgılanması durumunda iç guatr meydana gelir. Evet. Zehirli guatr deriz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar B şıkkı olur. Evet. Bir diğer soru. Vücutta hormonların yeterli düzeyde sentezlenememesi çeşitli hastalıkların oluşmasına sebep olur. Günümüzde birçok hormon sentetik olarak laboratuvar koşullarında üretilebilmekte, hastalıklara dışarıdan verilmektedir. Örneğin insülin gibi, tiroksin gibi. Dışarıdan verilen bazı hormonlar ağız yoluyla alınabilirken bazı hormonlar enjeksiyon yöntemiyle doğrudan kana verilir. Bak güzel bir soru. Buna göre bazı hormonların doğrudan kana verilmesinde. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Örnek üzerinden gideyim. İnsülin protein yapılı bir hormondur. Tiroksin amino asit yapılı bir hormondur. Siz insülini ağız yoluyla alırsanız protein yapılı olduğu için midenizde ve ince bağırsağınızda sindirilecek. Dolayısıyla amino asitlere ayrışacak. Ve kana geçen insülin değil amino asitler olacak. Ama siz amino asit yapılı bir tiroksini ağız yoluyla alabilirsiniz. Zaten monomer çünkü. Öyle değil mi? Sindirilmesi diye bir şey yok. O nedenle insülinin iğnesi vardır ama tiroksinin hapı vardır arkadaşlar. Tamam. Bir bakalım. Şimdi o zaman bu hormonların polimer yapı. Evet. Hormonların sadece kan yoluyla taşındığına etkili olması? Hayır. Hormonların vücut homeostazi sağlaması? Hayır. O zaman bunun cevabı doğrudan yalnız bir olacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz.
Sinir sisteminden salgılanan arkadaşlar nörotransmitter maddeler hedef hücre veya organda kısa zamanda tepki oluşmasını sağlarken endokrin sistemden salgılanan hormonların hedef hücre veya organda tepki oluşturması daha uzun sürer. Niye acaba arkadaşlar? Şimdi hormonların protein veya lipid yapılı olmasıyla doğrudan bir alakası yok. Hormonların kanda belirli bir değere ulaşması lazım. Bakın bu evet eşit değere ulaşacak ki etkisini göstersin. Hormonların endokrin bezden salgılanmasıyla doğrudan bir alakası yok. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar yalnız 2 olacaktır. Evet. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin oluşmasına hormonların az veya çok salgılanması sebep olmaz? Hadi bakalım. Akromegali hangi hormon? TSH. Geçtik. Tetani hangi hormon arkadaşlar? Parat hormon. Epilepsi. Kretinizm hangi hormon? Tiroksin. Diyabet hangi hormon arkadaşlar? ADH veya işte özellikle insülin. Ama epilepsi sinir sistemiyle ilgili bir hastalıktı arkadaşlar. Hormonlarla doğrudan alakası yoktu. Cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki hormonlardan hangileri böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanmaktadır? Şimdi arkadaşlar nedir bu hormonlar? Aldosteron, kortizon, adrenalin, noradrenalin. Bu ikisi öz bölgesinden arkadaşlar bu ikisi ise kabuk bölgesinden salgılanır. Cevabımız B olur. Bu soruyu özellikle arkadaşlar almanın sebebi şu. Lütfen soruları okurken böbrek ile böbrek üstü bezini karıştırmayalım. Tamam mı? Evet böbrekten de hormon salgılanır. Mesela ne? Eritropoietin. Ağrılar yapımını tetikler ama böbrek ile böbrek üstü bezi aynı şey değil. Soruya arkadaşlar ona göre dikkat etmekte yarar var. Ama bu sorumuz böbrek üstü bezi dediği için cevabımız 1 ve 2 olur. Evet. Bir diğer sorumuz. Yukarıdakilerden hangilerinde verilen hormonlar birbirlerine zıt yönde? Zıt hormonlara biz ne diyorduk? Antagonist. Evet. Bakalım arkadaşlar. İnsülin kan şekerini düşürür. Glikagon yükseltir. Dolayısıyla doğrudur. Tiroksin metabolizmadır. Aldosteron minerallerin geri emilimi ile ilgilidir. Sodyum klorun geri emilimi, potasyumun atılması ile ilgilidir. Dolayısıyla bir antagonistlik söz konusu değildir. Kalsitonin paratormon. Evet. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesini düşürür. Paratormon ise artırır. Antagonisttir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Evet. Bir diğer soru arkadaşlar. Şimdi bakalım bir. Tiroksin hormonunun eksikliğinde oluşan basit guatr hastalığına sahip bir kişide. Tiroksin hormonunun eksikliğinde oluşan basit guatr hastalığına bir kişide. Hangileri meydana gelmesi bekleniyor? Ve hemen bunu tabii bu konuyu çözebilmem için tiroksinin görevini bilmemiz lazım. Metabolizma hızını arttırıyordu. Eksikliğinde o zaman metabolizma hızı düşer. Doğru. Oksijen tüketimi solunum değil mi? Solunumu hızlandırıyordu. Yetersizse solunum ne yapar? Yavaşlar. Olmaz. Vücut sıcaklığı ne yapar? Solunum yavaşlıyorsa o da yavaşlar. O zaman cevabımız arkadaşlar yalnız 1 olur. Evet. Devam edelim. Bir diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar aşağıdaki hormonlardan hangisi paratiroid bezinden salgılanan paratormonla birlikte çalışarak kandaki kalsiyum miktarını dengede tutar? Hangisidir arkadaşlar? Paratiroid bezinden salgılanan paratormonla birlikte çalışan hangisidir? Kalsitonin hormonudur. Evet. Hormonlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Protein yapıdaki hormonlar hücre zarının lipid tabakasında çözünemedikleri için hücre içine doğrudan giremez. Doğru bir bilgi. Orada da zaten protein yapılı hormonların reseptörleri değerli arkadaşlar. Nerede bulunur? Hücrenin zarında bulunur. Evet. Doğru bir bilgi. Steroid yapıdaki hormonlar aracı kullanmadan hücre zarından kolaylıkla geçer. Hücre içindeki hormon reseptörlerine bağlanır. Evet. Arkadaşlar 3 çeşit hormon vardı. Yapısal olarak protein yapılı, steroid yapılı ve amino asit yapılı. Steroid yapılı ve amino asit yapılı hormonlar hücre zarından doğrudan geçebildikleri için arkadaşlar bunların reseptörleri hücrenin içerisinde bulunuyordu. Bakalım bir üçüncü öncüle. Amino asit yapıdaki hormonlar hidroliz enzimleri yardımıyla parçalanamayacağı için sentetik olarak üretilerek ağız yoluyla alınabilir. Evet doğru bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E şıkkı olmaktadır diyelim. Evet. Feedback arkadaşlar ne demekti? Bir endokrin bezin salgıladığı hormonların sonuçlarından etkilenip o hormon yapımını artırması veya azaltmasıydı. Daha da arttırıyorsa pozitif feedback,
azaltıyorsa negatif feedback diyorduk. Burada da bana soruda neyi soruyor arkadaşlar? Hangisi negatif feedback mekanizmasına örnektir? Bakalım. Hipofizi ACTH salgılamış. Hemen etkisi ne olur ACTH için? Böbrek üstü bezinden kortizol salgılanır. Kortizolun seviyesi artınca, tam da belli bir değere ulaşınca hipofiz hemen ACTH'ı azaltır. Evet, o zaman biri artarken diğeri azalıyor. Dolayısıyla negatif bir feedback var. Hipofiz bezi arkadaşlar oksitosin salgılamış. Paratiroid bezine uyarmış. Paratormon, hayır böyle bir şey yok. Paratiroid bezi arkadaşlar hipofiz bezi tarafından doğrudan kontrol edilmez. Peki hocam paratiroid bezinin paratormonu ne kadar salgılayacağını kim belirliyor bu durumda? Kandaki kalsiyum miktarı belirliyor. Hipofiz bezi FSH salgılamış, testisler uyarmış, testisler testosteron salgılamış, buraya kadar doğru. Testosteron artınca arkadaşlar hemen hipofiz bezi FSH'ı ne yapacaktır? Azaltacaktır. Dolayısıyla burada da yine biri artarken diğeri azalıyor. Dolayısıyla arada bir negatif feedback var. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olur diyelim. Evet, bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde kan doku ve kemik doku arasında kalsiyum dengesini sağlayan hormonlar ve X hormonlar X ve Y ile gösterilmiştir. Şimdi bu hormonların isimlerine bir bakalım isterseniz. Bu tip sorular çok çıkar. X hormonu kandan kemiğe geçiyor. O zaman kalsitonin mi kardeşim? Kalsitonin kısaltma. Y hormonu ise arkadaşlar kemikten kana geçiyor. Yani kandaki kalsiyum seviyesini artırıyor. O zaman paratormon. Doğru mu? Paratormon. Tamam. Bakalım. X ile gösterilen hormonun az salgılanması teten hastalığına sebep olur. Az salgılanması arkadaşlar? Hayır. Teten ile sebep olan hormonumuz hangisidir? Y'nin yani paratormonun az salgılanmasıdır. Y ile gösterilen hormon paratiroid bezinden salgılanır. Evet bu doğru bir bilgi. Y ile gösterilen hormonun çok salgılanması böbreklerde taş oluşumuna sebep olur. Bunu da birazcık açayım isterseniz. Arkadaşlar Y çok salgılanırsa kandaki kalsiyum miktarı normal seviyenin üzerine çıkar. Bu kan tabii ki böbreklerden de geçiyor. Böbreklerde bu kalsiyumlar alınır, çökelir ve böbrek taşına sebep olur. X ile gösterilen hormon böbreklerden kalsiyumun eminimini azaltır. Evet. Şimdi ne yaparım bakalım. X ile gösterilen hormon arkadaşlar neyi sağlıyordu? Neyi sağlıyordu? Arkadaşlar kandaki kalsiyum seviyesini ne yapıyordu? Düşürüyordu. Peki nasıl yapar bunu? Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. Bir de neyi sağlar arkadaşlar? Böbreklerden kalsiyum emilimini azaltır. Dolayısıyla cevabımız bu olur. Evet. Bir diğer soru. Hangisi sadece dişiler tarafından sentezlenir? Hadi buyurun bakalım. Şimdi adım adım bir gidelim. Tiroid bezi mesela. Erkekte de var, dişide de var. E şıkkından başlayalım. STH yine ikisinde de var. ADH böbrek ikisinde de var. LH arkadaşlar yine hem dişide hem erkekte. Dişilerde neyi sağlıyordu? Ovülasyon ya da yumurtlama. Erkeklerde neyi sağlıyordu? Sperm yapımını ve testosteron salgılanmasını sağlayan bir hormondu ama LTH prolaktin arkadaşlar dişilerde etkili olan bir hormondur. Süt salgılarını, süt bezlerinin gelişmesini sağlayan bir hormondu arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. Yandaki diyagramda bir kişinin endokrin bezlerinden salgılanan hormonlar ve bu hormonların etki ettiği organlar verilmiştir. Eyvallah bakalım. Buna göre 1, 2 ve 3 yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar hipofizi uyaran kimdi? Hipotalamus. Zaten bütün şıklarda hipotalamus demiş. Hipofiz arkadaşlar 2 numaralı hormonla 3'ü uyarıyor. Nedir muhtemelen? Bak östrojen salgılatıyorsa FSH'tır arkadaşlar 2. O zaman 3 yumurtalık olur. Doğru mu? Hipotalamus FSH ve yumurtalık arkadaşlar cevabımız olur. Geçtim. Kanda bulunan özel bir salgı çeşidi K ve H organlarına aynı anda ulaşmasına rağmen sadece H organı üzerinde değişikliğe sebep olmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir biliyor musunuz? Ben öncüllere geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mesela erkekte ve dişide de atıyorum aklıma ilk geldiği söylenen FSH salgılanıyor. İyi de kanla taşınıyor. O zaman bütün vücuttaki kanda FSH var ama sadece gonad dediğimiz üreme organları etkileniyor. Sebep? Çünkü o hormonu tanıyan reseptörler sadece orada vardır. Tamam mı? Bakalım bir bununla ilgili bir şey arayacağız. K organının reseptörlerinin özel salgıya uygun olması. Bakalım arkadaşlar. Neye, nerede sebep oluyor? Sadece H'de sebep olduğuna göre K o özel salgıya uygun değil. H organında duyarlı alıcı hücrelerin bulunması. Evet reseptör yani.
K oranına özel salgının eşik değer altında ulaşması. Arkadaşlar bu olmaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olur. Şimdi niye olmaz? Dolaşımda bütün kana verildiği için arkadaşlar kan da zaten bütün vücutta belli bir eşik değerin üzerine ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. O nedenle yalnız 2 cevabımız olur. Yukarıdaki şekilde hipotalamus bezi ve tiroid bezi arasındaki feedback mekanizması görülmüş arkadaşlar. Buna göre numaralı yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Hemen bakalım ne yazılıyor. Hipotalamus releasing factor ile kimi uyarmış? Bakalım hipofiz bezini. Hipofiz bezi kimi uyarmış? Tiroid bezini. O zaman TSH mı kardeşim? Evet. Peki. Bakalım. Ne salgılamış? Arkadaşlar tiroksin, doğru mu? Tiroksin. Peki tiroksin miktarı artarsa bu sefer hipotalamus ve hipofiz uyarılarak negatif feedback görülür. O zaman TSH olacak, tiroksin olacak ve artar olacak. Cevap Adana. Geçtik. Yukarıdaki özelliklerden anlatılan bu hormon hangisi? FSH ve LH hormonların etkisiyle sentezlenir. Bakalım. Demek ki arkadaşlar gonad dediğimiz üreme ile ilgili bir hormon, üreme sistemi. Mitoz bölümüne uğrak dolu yatanın kalınlaşmasını sağlar. Üreme organlarının gelişiminde dişiye özgü ikincil eşeysel karakterler dediği zaman direkt östrojen. Östrojen arkadaşlar birincil ve ikincil görevleri diye ikiye ayrılır görevler. Birincil görev doğrudan üreme sistemi ile ilgili görevleridir. Peki nedir üreme sistemi ile ilgili görev? İşte şu. Yani uterus kaslarını kalınlaştırır. Sekonder karakter yani ikinci özelliği ise doğrudan üreme sistemiyle ilgili olmayan görevleridir. Nedir bunlar arkadaşlar? Dişiye özgü durumlar. İşte deri altında yağ birikimi, vücut hatlarının dişiye has olması, sesin ince kalması gibi durumlardır diyelim. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan büyüme hormonu STH arkadaşlar ya da GH diye de çıkıyor. Growing hormon, büyüme hormonu. Hangilerinde etkilidir bakalım. Tabi büyümek istiyorsanız kas ve kemikleriniz gelişecek. Bir doğru. Az salgılanırsa addisyon hastalığı oluşur. Yanlış. Bu arkadaşlar aldosteronla ilgili bir durum. İki ile alakası yok. Ergenlik dönemine girildiğinde sentezlenmeye başlar. Yanlış arkadaşlar. Yani büyüme çünkü ne zaman başlar? Anne karnındayken daha başlar. Dolayısıyla ergenlikle beraber sentezlenmeye başlar diye bir ifade doğru değil. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı olur. Kanında tiroid uyarıcı hormon TSH miktarı artan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım TSH artıyorsa. Vücut için TSH artıyorsa tiroid bezini uyaracak 1. Tiroid bezinden ne salgılanacak? Tiroksin. O zaman tiroksin artacak arkadaşlar. Peki tiroksin artınca metabolizma hızı artacak. Doğru mu? Peki metabolizma hızı artarsa solunum artacağı için vücut ısısı da ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Geçtik. Hormonların görevleriyle ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Oksitosin, doğuma yardımcı olma. Evet, neyi başlatıyor zaten arkadaşlar? Oksitosinin iki tane temel görevi var. Bunlardan birincisi arkadaşlar süt salgısının dışarı çıkması. İkincisi analık güdüsü. İçgüdü demiyorum, analık güdüsü ya da davranışı olarak ifade ederiz. ACTH tiroid bezinin tiroksin hormonu, hayır adrenokortikotropik hormon böbrek sütü bezinin kabuk hormonuydu. Bu yanlış. Adrenalin evet kan basıncını artırıyordu. Kalbin çalışmasını hızlandırıyordu. FSH dişilerde organoze başlatma evet ama sadece diş mi? Hayır. Erkeklerde de spermatogenezi başlatıyordu. Vazopresin ya da ADH nefron kanallarında suyun gerilimi. Nefron kanalları boşaltım sisteminde ifade edildi ya da edilecek arkadaşlar. Neyi sağlar? Neyi sağlar? Nefronlar böbreklerde süzülme birimidir. Buradan suyu gerilimini hızlandırır deriz. Cevabımız dolayısıyla B şıkkı olur. Evet, bu hormonların eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Böbreklerde sodyum ve klorun geri emilmesini ve potasyumun salgılanmasını sağlar. Peki, sodyum ve klorun geri emilmesini ve potasyumun salgılanmasını sağlayan arkadaşlar aldosteron hormonuydu. O zaman şurası 1 olacak. Böbreklerden suyun geri emilimi ADH ya da vazopresindi. O zaman 2 olacak. Kemikten kana arkadaşlar, kemikten kana diyorsa parot hormon olacak. O zaman 3, 1, 2 şeklinde cevabımız C şıkkı olur.
Kandaki kalsiyum miktarı azalmış bir insanda ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Peki bunu sağlayan hormonumuz parot hormon. Hemen ne yapacak? Parot hormon seviyesi artacak, belli bir süre sonra tekrar dengeye gelecek. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Evet. Karşısına aniden köpek çıktığı için çok korkan bir çocukta. Hadi bakalım. Karşısına aniden köpek çıktığı için çok korkan bir çocukta. Şimdi öncelikle arkadaşlar kan basıncı ne yapar? Artar. Tamam mı? Adrenalin. Şu üçü olur. Çünkü adrenalin kan basıncını, kandaki glikozu artırır. Peki. Metabolizma ne olur? Hızlanır. Peki ağız kurulu ne demek ya burada? Ağız kurulu tükürük bezidir arkadaşlar. Peki tükürük bezi. Şimdi adrenalinle beraber sempatik sinirler, arkadaşlar sempatik sinirler uyarılmayacak mı? Evet. Peki sempatik sinirler ne iş yapıyordu? Sempatik ve parasempatik. Hemen şöyle ifade ediyorum. Sempatikler genelliyorum bak. Genişleme, hızlanma varsa sempatik, daralma veya yavaşlama varsa parasempatiktir. Ama sindirimle ilgili yapılarda tam nedir? Bunun tersidir. O zaman sempatik arkadaşlar tükürük bezlerinin çalışmasını ne yapar? Yavaşlatır. Dolayısıyla kişinin tükürük salgısı azalınca arkadaşlar ağız kurulu artması lazım. Cevabımız burada B şıkkı olur. Evet. Yukarıdaki tabloda çeşitli hormonlar ve salgılandıkları endokrin bezler verilmiştir. Tamam. Buna göre hangi numarayla gösterilen eşleştirme yanlıştır bakalım. Parat hormon paratiroid bezinden. Eyvallah. Arkadaşlar tiroid paratiroid ne demek biliyor musunuz? Para üstü demektir. Yani tiroid bezinin üstünde bulunan. STH hipofizden evet. Tiroksin tiroidden evet. İnsülin evet. Pankreastan. Peki oksitosin doğrudan hipofizin arka lobundan salgılanır. Dolayısıyla burada 5 yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olur. Evet. Bir diğer kavramımız değerli arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte bir insanın kandaki glikoz miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Kandaki glikoz miktarı bakın normal seviyenin üzerine çıkmış. Normal seviyenin üzerine çıkmış. Acaba hangileri etkili olabilir bu değişim? Hangisinin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir? Adrenalin ne olabilir? Tamam. İnsülin ne olamaz? Peki glikagon ne olabilir mi? Şimdi arkadaşlar bak burada bir enteresanlık var. Glikagon ne zaman salgılanır? Ne zaman salgılanır? Arkadaşlar yani şöyle bakalım ya da kan şekerim yükseltir. Ama ne zaman yükseltir? Kan şekeri normalin altına düşerse yükseltir. O nedenle bu işi glikagon yapmıştır diyebilmem için arkadaşlar kan şekeri normal değerin altında olması lazımdı. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Ama şimdi tabi grafikte önceki durumu bilmediğim için bakın şöyle de olabilir grafiğin öncesi. Tamam mı? Altta. Ona bir şey diyemem. Dolayısıyla sorumuz kesinlik ifade etmediği için adrenalin de olabilir, glikagon da olabilir derim. Tamam mı? Evet. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olur. Devam edelim. Pankreasta üretilen 5 tane hormon da var bu sefer işin içinde. Hangileri bir kanalla görev yerine ulaştırılamaz? Ya aslında diyor ki kanalla görev yerine ulaştırılamıyorsa neyle ulaştırılacak kardeşim? Kanla. O zaman aslında bu soru sana diyor ki hangisi hormondur? Bitti. Bakalım. Lipaz. Bak lipaz az. Az az. O zaman bunlar enzim. Bitti. Tamam. İnsülin ve glikagon nedir? Hormondur. Cevabımız B şıkkı olur. Evet. İnsanda endokrin bezler salgılarını kana verirler. Şüphesiz. Aşağıdaki endokrin bezlerden hangisi karşısında belirtilen hormonu salgılamaz? Böbrek üstü bezi noradrenalin. Tamam. Tiroid kalsitonin. Tamam. Pankreas epinefrin. Hadi bakalım. Diğer adı ne? Özellikle yani bu diğer isimlerini söylemek için bu soruyu koydum. Arkadaşlar adrenalin diğer adı epinefrindir. Noradrenalin diğer adı da norepinefrindir. Tamam mı? Dolayısıyla bu var. Hipofiz STH, paratiroid, paratormon. Hadi bakalım. Hangisi arkadaşlar? Şu. Pankreasın iki tane hormonu var. İki tane hormonu var. İnsülin ve glikagon. Peki epinefrini kim salgılar arkadaşlar? Böbrek üstü bezinin öz bölgesi. Noradrenalin ve adrenalin böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanan iki tane hormonumuz. Evet. Faz
fazla miktarda tatlı yiyen bir insanın kan glikoz düzeyinin ayarlanması sırasında hangisi en son sırada gerçekleşir? Şimdi öncelikle kandaki glikoz seviyesi artar mı kardeşim? Aynen, arttı. Peki kandaki insülin seviyesi artarsa hemen pankreasta ne salgılanır? İnsülin. Peki insülin arkadaşlar sayesinde kapılar açılır, kas ve karaciğerinize glikoz geçişi olur. Bu glikozlar neye arkadaşlar? Glikojene dönüşür. Glikozun fazlası da neye dönüşür? Yağa dönüşür. Dolayısıyla en son gerçekleşen B'dir. Daha doğrusu sırası da bu şekilde gerçekleşir. Evet. Yukarıda hormon sentezi yapabilen bazı vücut kısımları verilmiştir. Buna göre bu kısımlardan hangileri hipofizle feedback yapabilir? Hipofizle feedback yapabilir arkadaşlar. Şimdi bakın. Yani mutlaka bir hormon başka bir hormonla feedback yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela pankreas, insülin, glikagon. Kardeşim insülin ve glikagon seviyesini kim belirler? Kandaki glikoz. Böbrek üstü bezi evet. ACTH bakın hipofizin ve salgılanan ön lobundan salgılanan ACTH ile böbrek üstü bezinin kabuk feedback var. Paratiroid bezinin bir feedback yok. Kandaki kalsiyum. Tiroid bezi de bulunur. TSH ile tiroksin arasında. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. O da şöyle. Aşağıda X hormonunun salgılanma ve etkileme özelliği gösterilmiştir. Bakalım X hormonu. Bakalım. Ha burada güzel. Şimdi sindirim sistemini gördük arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir organ hormon yapıyor ve yaptığı hormondan tekrar kendisi etkileniyor. Kimdir bu hormon? Zaten arkadaşlar sadece ne aklımıza gelir? Gastrin hormonu bu işi yapar. Mide tarafından yapılır ve kana geçer. Tekrar mideye uyarır. Arkadaşlar midenin mide öz suyu salgısına salgılamasına sebep olur. Diğerleri bununla ilgili değildir. Olamaz dediği için cevabımız 2 ve 3 olur. Aşağıdaki tabloda insanda bazı endokrin bezler bu bezlerin ürettiği salgılar ve etkileri gösterilmiştir. Tamam. Buna göre numaralı yerlere hangisi gelmeli? Arkadaşlar tiroid bezi tiroksin. Doğru mu? Hemen işaretleyerek geçelim şöyle. Tiroksin. Hop tamam. Peki endokrin aldosteron mineral emili mi? Hangi endokrin bezden? Böbrek üstü bezi mi? Evet. Bakalım. Ya A ya T oldu. Hipofiz bezinden böbreklerde suyun gelenme mi? ADH'dır. Cevabımız A şıkkı olur. Evet. Şimdi arkadaşlar endokrin bezle ilgili ifade edeceğimiz konular bunlar. Tamam mı? Örneklerimizi çözdük. Tabi burada size düşen de arkadaşlar konuyu tekrar etmek ve bunlar üzerinden soru çözümüne devam etmek. Çünkü önümüzde arkadaşlar bir süreç var. Böyle bir süreçte konu hakimiyetimizi sürekli ne yapmamız lazım? Sağlamamız lazım diyelim. Ve arkadaşlar bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere.